İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular tarih yazdı ve madalyaya uzandı. Ayşe Çağrır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Buse Naz Sürmeneli ve Şenur Demir dünya şampiyonu oldu. Şimdi çok özel bir konuğumuz var. Altın madalya kazanan milli boksörlerimizden Şenur Demir bizlerle birlikte. Şenur, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese Fenerbahçe Şükrü Saracı Oğuzları'ndan selamlar. Biz de hoş bulduk diyelim o zaman. Şimdi yeni bir güne şampiyon olarak uyanmak, altın madalyayla uyanmak nasıl bir duyguydu? Böyle başlayalım istersen. Uyanmak derken gerçekten çok heyecanlıydım. Dün gece uyumakla uyumamak arasında bir şeydim. Büyük bir gurur verici bir şey. Hayatım sanki bu evden sonra yeni başlamış gibi. Biz bu tür başarıları tabii ki tek başımıza yapmıyoruz. Bize buraya kadar gelmemize destek olan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanımız Sayın Ali Koç'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Amatör spor şubelerine verdiği katkılardan dolayı biz o yüzden buralardayız. Şenur, şimdi senin bir röportajın var. 39 yıldır sanki bu anı bekliyordum şeklinde. Bize birazcık anlatır mısın? Nasıl çalışmalar yaptın? Nasıl bir süreç geçirdin? 39 yıldır bekliyorum derken, yani ben şu anda öyle hissettim kendimi. Çünkü ben 27-28 yaşıma kadar boks nedir bir bilgim yoktu sporla alakalı. Hiçbir spor yaşantım yoktu. Bu yaşımdan sonra hayal etmeye başladım. 34 yaşında dünya üçüncüsü, 36 yaşında dünya ikincisi ve 39 yaşında da dünya şampiyonu oldum. Ben hedeflerime tek tek basamak basamak ulaştım ve her Türk kadınından şurasında neye inanırsa onu yapabileceğine inanıyorum ben. Engeller olabilir, hayatta engelsiz hiçbir şey yok. Zahmetsiz rahmet olmaz. Bu yüzden önlerine çıkacak engeller ve onları engellemeye çalışanlar olursa onlara benim hikayemi anlatmalarını istiyorum. Niye benim hikayemi anlatmalarını istiyorum? Çünkü benim de dünya şampiyonu olmadan önce şampiyon olamayacağımı, yaşımın artık çok geç olduğunu, yarışamayacağımı söyleyenler oldu, bırakmamı isteyenler oldu. Ama ben onlara inan, kalbimin sesini dinledim, hedeflerime bir bir ulaştım ve bugün dünya şampiyonuyum. Yani aslında güzel de bir mesaj verdiğini söyleyebiliriz. Güzel de bir cevap verdiğini söyleyebiliriz. Peki Şenur, şu anda yanında arkadaşların da var mı? Yani çünkü sonuçta madalya kazanan diğer arkadaşların da var mı? Evet, hep beraber Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeydik. Ama buradaki işlerimiz bitince hepimiz ayrıldık. Şu an sen tek kaldın galiba, değil mi? Evet, tek kaldım. Peki şimdi Şenur, senin gibi... Aslında sen de birazcık bahsettin ama senin gibi olimpiyat yolunda, yine altın madalya yolunda çok ciddi anlamda şampiyonalarda boy göstermek isteyen gençler var. Belki geç mi kaldım diyenler de vardır. Mutlaka vardır. Onlara vermek istediğin bir mesaj var mı? Çünkü güzel bir örneksin. Çok güzel bir örneksin. Yani şu hayatta ben bir şey öğrendiysem, hiçbir şey için geç kalınmadığını öğrendim. Ne özür dilemek için, ne seviyorum demek için, ne bir şey rica etmek için, ne şampiyon olmak için. Yani arkadaşlar, sevgili izleyenler, hiçbir şey için geç değil. Size hiç kimse rahat bir hayatı, zaferi çiçekli yollar sunarak böyle altın tepside önünüze sermez. Sizinle mücadele etmeniz lazım. Size mücadele edin, kendinize inanın. Türk kadını isterse kendini değiştirir, kendini değiştirirse dünyası ve çevresi değişir. Ailenin tepkisi ne oldu peki? Yani tabii çok mutlu olduklarını söylemeye gerek yok ama ilk kez konuştuğunda, yani kazandıktan hemen sonra konuştuğunda ne hissettiniz? Annem final günü zaten sabaha kadar uyumamış, dua etmiş sürekli. Yani maçlarımız başladığından beri dua ediyor. Allah razı olsun beni sevenlerden. Yani bir sürü mesaj alıyorum. Ailem de tabii bunların başında. Abim, ben Bartınlıyım. Her maçım olduğunda Bartın'dan geldi. Akşam benim maçı izledi, geri döndü. Bu finallere kadar böyle sürdü. Ailemin
benden daha fazla heyecanı vardı. Çünkü gerçekten onlar da benden daha fazla gidiyorlar. Diyorum ya, biz sadece oraya çıkıyoruz, yarışıyoruz, kazanıyoruz veya kaybediyoruz. Önemli olan bence arka planda kalanlar, bize destek olanlar, bizim için buralara gelmemizi sağlayanlar. Kamp eğitim merkezinde temizlikçisinden kalorifercisine kadar, yani hepimizin bu şampiyonlukta bir payı olduğuna inanıyorum ben. Bunu bütün çalışanlara armağan ediyorum. Aileme armağan ediyorum. Fenerbahçe spor kulübüne armağan ediyorum. Siz basın mensuplarına armağan ediyorum. Çünkü siz olmasanız bizi kimsenin ruhu duymaz zaten. Biz sadece kendi aramızda selamlaşır dururuz sanırım. O yüzden size de ayrıca teşekkür ederim. Bu kadar. O zaman biz de sana çok teşekkür ediyoruz Şenur. Ve tabii ki bu vesileyle birlikte Ayşe'ye, Buğsenaz Çakıroğlu'na, Hatice Akbaş'a, Buğsenaz Sürmeneli'ye de yine çok teşekkür ediyoruz. Bize gerçekten çok büyük bir gurur yaşattılar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.